Peki şimdi bir de Merkez Bankası faiz kararını konuşalım Deniz Hocam sizinle birlikte. Elbette tabii şimdi aslında beklenen bir şeydi. %50 de sabit tuttu. Aslına bakarsanız Mart ayındaki yükselişin ardından 4 aydır hep politika faizini biz sabit görüyoruz. Yani bu ne anlama geliyor onu konuşmak isterim sizinle. Neler aktarırsınız? Tabii ki Merkez Bankası'nın faizleri %50'ye çıkarması ciddi bir parasal sıkılaştırma demek en temel anlamıyla. Bunu da enflasyonla mücadele için yapıyoruz tabii ki. Enflasyonda düşüşü görene kadar vatandaşın hissedilebilir derecede fiyat artış hızını artık düştü ya artık fiyatlar eskisi gibi artmıyor diyene kadar büyük ihtimal Merkez Bankası'ndaki sıkılık devam edecek. Ancak tabii ki Merkez Bankası'nın faizi serbest bırakması beklenen bir hareketti. Biz bunun devamını bekliyoruz. Büyük ihtimal Ağustos ayında belki kısmen Eylül ayında pas geçebilir. Buralarda da faizi büyük ihtimal %50 düzeylerinde bırakacak. Ancak Fed ve Avrupa Merkez Bankası'ndaki faiz indirim sürecine Merkez Bankası'nın ben dahil olacağı kanaatindeyim. Ve büyük ihtimal Fed'i ve Avrupa Merkez Bankası'nı takip edeceğiz ve faizleri düşürmeye başlayacağız Eylül ayından sonra. Tabii ki burada da büyük ihtimal Ekim'e doğru enflasyon seviyemiz %45'ler düzeyine düşecek. Yani beklentiler o yönde, gidiş o yönde. Ve aylık enflasyondaki düşüşü de yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız. Ve ardından dezenflasyon sürecinin tamamlanması ve reel anlamda da vatandaşın hissedebileceği düzeyde fiyatların artış hızının, tekrar edeyim, artış hızının normalleşmesi süreci başlayacak. Ve gelecek sene de büyük ihtimal %10'lara doğru düşen bir enflasyon bizi bekliyor. Ki piyasa anketlerine baktığımızda Merkez Bankası'nın 12 aylık enflasyon beklentisinin %30'a, 24 aylık enflasyon beklentisinin de %19'a düştüğü görülüyor. Bu önümüzdeki 6 aylık süreçte de yine peyderpey düşmeye devam edecektir. Ve biz artık enflasyonu bir mesele olmaktan çıkarmamız da lazım ki Merkez Bankası bunu yapıyor. Aynı zamanda bir konu daha ekleyeyim tabii ki. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'la alakalı bir swap anlaşmamız vardı 5 milyar dolarlık. Onu bugün dün itibariyle kapatmış bulunuyoruz ve yurt dışından aldığımız işte bir 7 milyar dolarlık totale ulaşan bir swap anlaşmasını tamamladık. Bu bizim için sevindirici. Merkez Bankası'nın rezervleri arttıkça biz swapları da kapatacağız ve büyük ihtimal bu şu demek en basit anlamıyla yurt dışına yükümlülükleriniz kapandığında TL'ye olan güven artacak. Bir yandan Merkez Bankası ne yapıyor? Rezervleri arttırıyor. Rezervleri arttırmak demek TL'nin istikrarı demek. TL'de istikrar sürmesi demek enflasyonla mücadelede çok büyük bir artı sağlıyor bize. Ve tabii ki bu arada da talebi kesmek için faizlerin bir nebze daha bir süre daha yüksek kalması lazım. Ancak sonuç olarak şunu söylemek lazım. Merkez Bankası küresel trendleri takip ederek Eylül'den sonra büyük ihtimal faizleri kademe kademe aşağıya indirecek ki Deutsche Bank'ın yani JP Morgan'ın veya diğer uluslararası kuruluşların, uluslararası kurumların tahminleri var. Onlar da benzer yönde adımların gelebileceğini ve sene sonunda büyük ihtimal faizlerin %40-45 düzeyine düşebileceğiyle alakalı açıklamaları var. Bunlar bizim için de sevindirici. Not artışlarıyla birlikte parasal sıkılaşmayı da biraz gevşetmek de lazım. Ancak tabii ki kamuda tasarruf devam edecektir. Kamuda kamunun deprem bölgesine yaptığı yardımlar bir süre daha devam edecek. Ancak toparlanmanın başladığını en basit anlamıyla söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak faiz sadece faiz değil. Şimdi aslında sizin bu söylediğiniz başlıklar arasında şu işte Moody's'in 2 puan aslında kredi notunu arttırılması 2 kat birden 2 puan birden 2 basamak birden Türkiye'nin notunu 11 yıl sonra aslında arttırması yine işte bizim gri listeyi de sizinle değerlendirmiştik. Yani bunlar da aslında işte o ekonomideki sizin söylediğiniz gibi önemli başlıklardan biri değil mi? Yani Türkiye'ye olan o güvenin artması açısından yine bu başlıkları da konuşabiliriz değil mi? Tabii ki biliyorsunuz gri listeyi sizle bu stüdyoda konuşmuştuk yanılmıyorsam ve demiştik ki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları büyük ihtimal not arttırımlarına devam edecektir. Hatta belki daha hızlı şekilde not arttırabilirler demiştik ve ardından Moody's'in iki kademe not artışı geldi. Evet. Biliyorsunuz bizim de son 10 senelik ekonomik serüvenimize baktığımızda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ilk başta notu indirmeye başladılar. Ardından işte iktisadi bir bunalım geldi, kur yükseldi, enflasyon yükseldi, pandemi geldi falan.
Ama şimdi ise başladığımız noktada tekrar biliyorsunuz kredi derecelendirme kuruluşları notlarımızı yükseltiyorlar. Ki bunun ardından bankalarımızın kredi notları da yükselmeye başladı. Yani bir iyileşmenin olduğunu söylemek mümkün ama bu zaman alacak büyük ihtimal. Yani gri listeden çıkış, kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışları bunlar peyderpey ekonomiye etki yapacak. Yani 6 aylık süreçlerde, 1 senelik süreçlerde yani biz bundan sonra 2025 Temmuz ayında büyük ihtimal artık enflasyonu konuşmayacağız olacak. Belki gelir dağılımını nasıl düzeltebiliriz onu konuşacağız. İşte fiyatların denge noktasına geldiğinde konut fiyatlarıyla alakalı alım belki artık yapılabilir mi onu konuşacağız. TL varlıklara neden güvenmeliyiz onu konuşacağız ama biliyorsunuz biz de Haziran 2023 yılında faizleri yükseltmeye başladık yanılmıyorsam ve bir senelik zaman artık doldu. Bundan sonra tersine enflasyon süreci var. Ancak şunu da söylemek lazım, talebi baskılamak demek hepimizin hissedeceği bir alım gücünde düşme anlamı taşır. Bunu da iyi götürmek, emekliye, alt kesim gruplarına, işte asgari ücretin belli bir üzerinde alan kesimlere veya asgari ücret olan kesimlere de sosyal yardımların bence arttırılması lazım. Belediyelerimize burada çok iş düşüyor. Ancak siyasi polemiklerden ileri gidemeyen belediyelerimiz var karşımızda. Onların da burada elini taşın altına koymaları, sadece SZK'ya olan borçlarının değil, sosyal yardımları nasıl arttırabiliriz diye hem emekli kesimlerimize hem işte belli sosyal yardıma ihtiyaç duyan kesimlerimize bunu mutlaka mutlaka yapmaları lazım ki sosyal devlet de bu demek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.